Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden meclise giren 10 milletvekiliyle bir araya geldi, toplantı yaptı ve o anları ilk grup toplantımız diyerek tweet attı. Seçmenler o fotoğrafa büyük tepki gösterdi. Davutoğlu o tweet'i silmek zorunda kaldı. İlk grup toplantısı fotoğrafı tepki çekti. Davutoğlu paylaşımı sildi. Millet İttifakı'nın ortaklarından Gelecek Partisi 28. dönem milletvekili genel seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi listesinden girdi. 10 Gelecek Partili vekil meclise girdi. Cumhuriyet Halk Partisi seçimlerde beklentinin altında kalırken muhalefet seçmeninde tartışmalar yaşanıyor. İşte tam da bu gerginliği artıran bir paylaşım Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu Twitter hesabından meclise giren milletvekilleriyle fotoğrafını paylaştı. Milletvekillerimizle ilk grup toplantımızı genel merkezimize gerçekleştirdik yazısı yazdı. Muhalif seçmen sosyal medyadaki bu paylaşıma büyük tepki gösterdi. Gelecek Partisi lideri tepkiler üzerine o paylaşımını sildi. Yerli ve milli otomobil TOG Gemlik'te oyların rengini değiştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi artık kaybetmeyiz dediği ilçede hüsrana uğradı. Öyle ki TOG üretim tesisinin olduğu ve binlerce kişinin istihdam sağlandığı Gemlik'te seçmenler tercihini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'ndan yana kullandı. CHP artık burayı kaybetmeyiz diyordu. Yerli ve milli otomobil TOG oyların rengini de değiştirdi. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanıma sonsuz teşekkür ediyorum. Hayalini kuramadığımız birçok teknoloji alanında gerçekleştirdi. Türkiye'nin prestiji oldu. Binlerce kişiye de henüz şimdiden istihdam sağladı. Yerli ve milli otomobil TOG sandığın rengini de değiştirdi. Bursa'nın Gemlik ilçesinde 14 Mayıs seçimlerinde TOG rüzgarı esti. Geçtiğimiz aylarda seri üretimine başlanan ve banttan inen TOG'un üretim üssü olan Bursa Gemlik'te sağlanan istihdam seçimlere de yansıdı. Dün geceden beri sabırsızlıkla yatamadım ve rengine yakışır şekilde kırmızı giyindim. Al bayrağımla buraya geldim. Gemlik'te Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçmenler tercihlerini %46,53 ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullandı. TOG'un etkisi milletvekilliği seçimlerine de yansıdı. Cumhur İttifakı ilçede %48,04 ile birinci parti olarak çıktı. Bursa'nın Nilüfer ve Mudanya ilçeleri uzun yıllardır CHP'nin kalesi olarak biliniyordu. Gemlik'te 2019 yerel seçimlerinde CHP'ye geçti. CHP, Gemlik için artık burayı kaybetmeyiz diyordu. Ancak TOG'un istihdama sağladığı katkıyla ilçe CHP tercihinden vazgeçti.